Merhaba, Akasyana'ya hoş geldiniz. Size uzun süredir söz vermiş olduğum pilates videolarından bir tanesini daha çekiyoruz bugün. Biliyorsunuz daha önce karın toplama egzersizleri vesaire çekmiştik ama 2018 karın toplama egzersizi çekmemiştik. Ve bu arada sadece karın toplama egzersizi dediğimizde karın hareketleri yokmuş. Bu bir bütünmüş. Sevgili hocam Koray Yağmur, 21 Way Pilates'te bize bugün bunun önemini, postür ve karın ilişkisini anlatacak. Birkaç tane de hareket gösterecek. Hareket gösterecek. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hoş bulduk. Aslında biz hoş geldik. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Nedir peki bu gerçekten? Ben karın egzersizi deyince 3-4 tane karın hareketi demiştim ama siz başka hareketler de gösterdiniz. Tabii. Ne çalışacağız, niye öyle çalışacağız? Yani öncelikli olarak hamilelik döneminde kor kasları çok zayıflar. Omurgaya da aşırı yük binmeye başlar. Bu yüzden öncelikli olarak neutral pozisyonda kor kaslarını güçlendirmemiz gerekiyor. Daha sonra omurga öne doğru eğilmeye başladığı için omurganın artikülasyon kabiliyeti de yani hareket kabiliyeti de kaybolmaya başlar. Bu yüzden de omurganın artikülasyon kabiliyetini arttırıcı hareketler de yapmak gerekiyor. Ama yani bizde temel bilinen ne? Hemen hamilelik sonrası karın çalışalım. Aslında bunu yaparsan, kor kaslarını güçlendirmezsen omurgana daha fazla zarar vermeye de başlarsın. Çünkü şöyle bir ayrıntı var. Hamilelik döneminden sonra ve ilk 6 ayda vücut relaksin hormonu salgılamaya devam eder. Bu yüzden en önemli nokta bu kor kaslarınızı, derin kasları güçlendirmemiz ne gerekiyor. Ne hormonu salgılamaya devam eder? Relaksin. Ne yapıyor relaksin hormonu? Kaslarını rahatlatıyor. Yani bu hamilelik sürecinde de bu. Yani hamilelik sürecinde şunu yapmaya çalışmayın. Yani daha formda vücut olmaya değil de elinizde olanı korumaya çalışın daha çok. Hamilelik süresinde. Tabii, çünkü sürecinde zaten de zarar da görebilir o zaman. Tabii aşırı sert antrenmanlar yaptığınızda hele bir de geçmişte spor yapmadıysanız o dönemde eğer sert bir spor yapmaya kalkarsanız kasların güçlensin diye bu zarar bile verebilir peki size. Peki hocam hamilelik sonrası sezeryan ya da normal doğum egzersizleri sizce ne zaman başlanmalı? Yani bu soruyu çok soruyorlar ama daha çok 2-3 ay diyoruz ama burada en önemli nokta doktorun söyleyeceği şey. Buna biz karar veremeyiz. Hocalar karar veremez. En önemli nokta burada doktorunuza soracaksınız. Yani minimum 2 ay diyoruz ama doktor ne zaman izin verirse. Öyleyse hareketlere geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Şimdi ilk olarak kor kaslarınızı ve karın kaslarınızı güçlendirecek bir egzersiz yapacağız. Şimdi hamilelik döneminde vücudunuz çok öne doğru gitmeye başlar. Yani omurga içe doğru eğilmeye başlar. Bu da belinizde aşırı yük bindirmeye başlar. Bu noktada öncelikli olarak karın kaslarından ziyade omurganızı dik tutan, sağlam tutan, omurganızı koruyan kor kaslarınızı güçlendirici bir egzersize başlamanızı öneriyoruz. Şimdi ilk olarak akasyonun 4 ayak üzerine geliyoruz. Evde de rahatlıkla yapabiliriz. Aynen. Her yerde uygulayabilirsiniz bu hareketleri. Şimdi 4 ayak üzerine geldiğinizde biz buna masa pozisyonu diyoruz. Dikkat edeceğiniz en önemli nokta omuz, dirsek, bilek aynı hizada olacak. Kalça eklemi, diz aynı hizada olacak. Diz, topuğunuz aynı hizada olacak. Yani düzlemlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burası da masa gibi dümdüz olmasını istiyoruz. Akasya biraz aşağı indirir misin burayı, bel bölgeni? Biraz daha. Bu şekilde olmaması gerekiyor ya da daha yukarı al. Kambur. Bu şekilde de olmaması gerekiyor. İndirdik aşağı. Vücut neutral pozisyonu, doğal pozisyonda yani düz olması gerekiyor. Bu tamamıyla omurganızın etrafındaki kasları güçlendirir. Böylelikle belinize binen yük minimize olur. Şimdi nefes almanı istiyorum. Biraz daha dizlerini öne alabilir misin? Evet, süper. Şu an tam bir masa pozisyonuna geldik. Şimdi nefes verirken karın kaslarını sıkarak dizlerini bir santim yerden kaldırmanı istiyorum. Kaldır yukarı. Biraz daha hafif. Bu noktada kaldırdığınız nokta topukla diz hizasına kadar olabilir. Daha fazla yukarı kaldırmayın. Şimdi nefes al, verirken indir aşağı. Tekrar al nefes, verirken kaldır. Bu şimdi vücudun ön bölgesini çalıştırdığı için göğüs kaslarınız için de aynı zamanda güzel bir egzersiz olur. Nefes al, verirken in. Şimdi biraz daha kolaylaştıracağım. Nefes al, verirken kaldır. Şimdi alırken indir. Biraz daha kolaylaştırmak istiyorsanız iki nefeste yapabilirsiniz. Kaldır, yavaş, alırken indir, daha yavaş. Kontrol en önemli noktamız. Tekrar kaldır, indir. Ya da biraz daha zorlaştıracağım egzersizi. Kaldır yukarı, bekle Akasya burada. Al nefes, biraz burayı içeri al. Ver nefes, bekle. Tekrar al nefes, ver nefes. Şu an kor kasları çalışıyor, göğüs kasları çalışıyor. Baktığınızda vücut tamamıyla neutral pozisyonda. Totale baktığınızda aslında bütün ön vücudunuz çalışıyor. Tabii akasya bu arada zorlanıyor değil mi? Hissediyor musun? Sık karın kasları, nefes al. Verirken bırak. Yani hareketi 2 nefes, 4 nefes, 8 nefes rahatlıkla uygulayabilirsiniz. 8-12 tekrar hareketi yapabilirsiniz. Ve hareket bittikten sonra mutlaka stretch yapmayı unutmayın. Kolları iyice ileri doğru uzayacak. Kalçanızı topuklarınıza doğru bastıracaksınız. Topukları yani kalça yukarıda kalmayacak kesinlikle. Bırakıyoruz. Süper. İkinci harekete geçelim mi? Geçelim. Okey.
Şimdi bir hareket daha göstereceğim. Bu da omurganızın biraz artikülasyon kabiliyetini arttırıcı bir egzersiz olacak. Yine hamilelik döneminde vücut ne oluyor? Öne doğru gittiği için omurga içe doğru göçmeye başlıyor ve bu noktada hareket kabiliyeti azalmaya başlıyor. Bunun için de bir roll-up egzersizi uygulayabilirsiniz. Şimdi sırt üstü yere yatalım. Bacaklarımız uzun pozisyonda, ayak parmakçıları uzun, kollar yukarıda. Tepeye doğru kaldırıyoruz kolları tavana doğru ve eller birbirine doğru bakıyor tamamıyla. Şimdi bu noktada nefes alıyorum. Nefes verirken leğen kemiği ile göğüs kafesi kemiğini birbirine doğru yaklaştırıp belinizi tamamıyla yere doğru yapıştırmanızı istiyorum. Şimdi yapıştıralım akasya ve bu sırada başınız da aynı anda yukarı doğru kalkıyor. Şimdi başını aynı anda yukarı kaldır. Yes, şu an beli korumaya aldım ve omurlarımı teker teker yerden kaldırarak omurganın artikülasyon kabiliyetini, yani omurganın hareket kabiliyetini arttırıyorum. Bu noktada ileri doğru gittiğinizde hafif ileri doğru uzamaya çalışıyorsunuz ama maksimum bir streç istemiyoruz. Kürek kemiklerinizi aşağı doğru bastırıyorsunuz ve hareketi doğru duruşta, yani doğru postürde yapmaya odaklanıyoruz. Şimdi nefes alıyorum. Nefes verirken bu sefer omurlarını teker teker yere doğru yapıştırmanı istiyorum. Teker teker ve bu noktada çeneyi biraz yukarı kaldıralım. Gözler karşıda. Şu an yer çekimine karşı aynı zamanda karın kaslarınız güçlenirken omurganın da hareketlilik, yani hareket kabiliyetini arttırıyorsunuz. Tekrar nefes al. Verirken yukarı doğru yavaş ve kontrollü. Uzağa. Çok güzel. Omuzlar öne doğru gitmiyor. En çok yapılan hata bu. Omuzlar öne doğru gidiyor. Kürek kemiklerini hep aşağı doğru itekliyoruz. Başın tepesi ileri doğru gidiyor. Nefes al. Nefes verirken şimdi geriye doğru kontrollü ve yavaş. Karın kasları sıkı. Gücü karından alın. Tekrar yattık. Ve özellikle dikkat edeceğiniz en önemli nokta yukarı doğru kalkarken, şimdi gösterelim bir akasya. Yukarı doğru kalk. Kal burada. Gücü göğüs kaslarından almayın. Gücü karın kaslarından almaya çalışın. Tekrar yukarı doğru. Uzadık. Çok güzel. Şimdi nefes al. Nefes verirken omurlarını teker teker artiküle ederek geriye doğru çektik. Yine bu hareketi de bir 6-8 tekrar uygulayabilirsiniz. Hareket bittiği zaman dizleri karnınıza doğru çekin. Dizlerini iyice çek. Ve bu streç hareketini uygulayıp belinizi iyice yere doğru yapıştırmanızı istiyoruz ki beliniz rahatlasın. Üçüncü bir egzersiz olarak da hamilelik döneminde kassal denge çok kaybediliyor. Yani kaybediliyor derken kaslarınız dengesiz gelişmeye başlıyor. Çünkü neden? Hamilelik döneminde vücut öne doğru gittiği için belli noktalar çok güçleniyor. Belli noktalar da çok zayıflanıyor. Bu noktada da daha dengesiz bir vücut olmaya başlıyor. Şimdi bunu sağlamak için size bir hareket göstereceğim. Yine dört ayak üzerine gelelim akasya. Şimdi hareketleri yaparken bazen hani ilk başlarda zor gelebilir ama yapa yapa, yani kontrollü bir şekilde yavaş yavaş yapa yapa tekrar sayınızı arttırmak istiyoruz. Hemen ilk derste böyle ilk yaptığınızda böyle zor hemen ani hareketler yapmaya kalkışmayın. Şimdi bu harekette yine baktığınız zaman ne demiştik? Kalça diz aynı hizada, omuz bilek aynı hizada. Şimdi vücudu dengesel anlamda hem kor kaslarını güçlendirip hem de kassal dengeyi sağlayıcı bir egzersiz yapacağız. Şimdi nefes alıyoruz. Nefes verirken sağ kol, sol bacak aynı anda uzatmanı istiyorum akasya. Aynen. Şimdi uzattığı zaman dengeyi sağlamamız gerekiyor. Bakın denge bozuldu. Ne oldu? Kalça yukarı doğru kalktı. Şimdi bunu ne yapacağız? Hafif aşağı doğru çevireceğim. Şimdi indiriyoruz. Şimdi burada bir trik nokta var. En önemli nokta şu. Nefes al. Bel çukur olmayacak. Kaldır. Verirken uzat. Hep şuna odaklanıyoruz. Ne kadar yukarı kaldırırsak o kadar iyi zannediyorlar. Ne kadar dengeyi bozmadan yukarı kaldırırsan o kadar iyi. Yani yukarı kaldırmanız önemli değil. Dengeyi bozmadan kaldırabileceğiniz kadar yukarı kaldırın. Evet, çok güzel bu. İndir şimdi aşağı. Şimdi diğer bacak kol yapmanı istiyorum. Kontrollü. Bak ne oldu? Çok kaldırdı akasya. Denge bozuldu. Ne yapacağız? Az kaldıracağız. Dengenin bozulmadığı son noktaya kadar kaldırın. İndir. Ve belinizde çukur oluşmasın. Bunun için de leğen kemiğiyle göğüs kafesini biraz birbirine doğru yaklaştırıyormuş gibi düşünüyorsunuz. Şimdi nefes al. Verirken uzat. Bir sağ bir sol. Bakın yine çok kaldırdı. Ne oldu? Hemen denge bozuldu. Çünkü biz neye alıştık toplum olarak? Ne kadar büyük açıyla hareketi yaparsak o kadar zor olduğunu zannediyoruz. İndir. Ne kadar dengeyi korumaya çalışırsanız aslında o kadar zor olur hareket. O kadar da fayda sağlar size. Uzat. Kontrollü bir şekilde. Süper, güzel. Karın kasları sıkı, indir. Yine hareket size zor mu geliyor bu seviyede? O zaman sadece tek kol uzatabilirsiniz. Nefes al. Sağ kolunu uzatalım ileri doğru. Yes, sağ kol. İndir. Şimdi sol kol. Bu da sol kolumuz. Kaldırak aslında. Çok güzel. Şimdi sağ bacağı uzatacağız. Sağ bacağı uzat. Sonunda yapacağız onu. Uzat sağ bacak. Yine dinlemedi, unuttu. Çok kaldırdı. Çok kaldırmak yok. Az. Dengeyi bozmadan.
indir. Kor kaslarını güçlendiriyoruz aynı zamanda. Uzat. Tabii bununla birlikte karın kasları da güçleniyor. Şimdi diğeri. Yavaş. Uzat. Kontrollü. Yavaş. İndir. Rahat. Yine bu hareketi de 4-6 tekrar uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi zorlanıyorsanız tek kol, tek bacak yapabilirsiniz. Ama hareketi uygulayabiliyorsanız sağ kol, sol bacak. Dikkat edeceğiniz en önemli nokta ne kadar yukarı kaldırdığınız önemli değil. Ne kadar dengeyi bozmadan yukarı kaldırabileceğiniz önemli. Dediğim gibi yapmayın yani. Yaptıklarımı yapmayın dediğim yani gibi. Harekete konsantre olun aslında. En önemli noktamız o. Şimdi bir karın kaslarını güçlendirici bir egzersiz yapalım ve gerçekten evde yapılıp da çok boyun omurlarına çok zarar veren bir egzersiz aslında bu. Normal bildiğiniz karın crunch egzersizi. Evet, basit gibi gözüken ama çok dikkatli. Aslında çok kontrollü yapılması gereken çok faydalı bir hareket. Şimdi sırt üstü yatıyoruz yine. Şimdi bacakları açık da yapabilirsiniz, kapalı da yapabilirsiniz egzersizi. Şimdi elin başın arkasına koyarken dikkat edeceğiniz en önemli nokta şu baş parmaklarınız tam kulağın arkasındaki bu kemiklerin hizasına gelsin. Ve ellerinizi birbirine kenetlemeden başınızı destekleyici pozisyona alıyorsunuz. Dirseklerinizi aşırı açmıyorsunuz. Öyle hafif burun göz hizasında olması gerekiyor. Çünkü amacımız burada başı destekleyip boyun omurlarına binen yükü düşürmek. Şimdi nefes al. Nefes verirken vücudumu yukarı doğru kaldırdım. Şimdi bu noktada nereye bakacağız? Tavana mı, göbeğe mi, dize mi? Dize bakmanız gerekiyor. Çene yere paralel, gözler dizlerde. Leğen kemiğini göğüs kafesini yukarı doğru çek. Belini tamamıyla yere doğru bastır. Hafif yukarı kalktığın zaman maksimum kalkacağın nokta kürek kemiklerin en alt noktası. Ve şimdi nefes alıyorum bu noktada. Nefes verirken karın kasları sıkarak yukarı doğru hafif. Tekrar. Çok aşağı yatmanı istemiyorum. Tekrar. 3. Çok güzel. 4. Daha yavaş. 5. Kontrollü. 6. 7. İç bacaklar sıkı. Karın sıkı. Gözler dizlerde. Ve pubis dediğimiz ön noktayı da tuvaletiniz tutar gibi sıkmanızı istiyoruz. Şimdi omurganın yukarı doğru hareketine karşı vücudu sabit tutarak aslında bütün vücut kaslarınızı aynı anda çalıştırıyorsunuz. Özellikle de karın kaslarınız bu noktada aktif çalışıyor. Akasya'nın şu an canı çıktı zaten herhalde. Özellikle karın bölgesinde. Kal burada şimdi. Nefes al. Nefes verirken aşağı. Burada bir trik nokta daha var. Şimdi onu da göstereceğiz. Biraz dinlensin Akasya. Duydunuz mu beyler? Bunlar sizin için de geçerli. Evet. Şimdi nefes al. Nefes verirken yukarı doğru kaldır vücudu. Kesinlikle şunu yapmanızı istemiyoruz hareketi yaparken. Uygulayalım hareketi. Akasya yukarıda kal. Hareketi uygula. Bas kısa kısa. Hep boynu çekiyorsunuz. Boynu çek bir böyle. Ben yanlış yapın. Ben boynu çekmiyorum hocam. İşte sen çek bir göster diyorsun. Şöyle evet. Bir çekerek. Evet. Bunu yaparsanız boyun omurlarınızı sakatlarsınız. Boyun fıtığı olursunuz. Burada boyun omurları sabit duracak. Gözler dizlerde gücü karından alarak yukarı doğru kalkarsanız hareketten maksimum fayda alırsınız. Ne kadar sabit, ne kadar kontrollü o kadar iyi fayda alırsınız hareketten. Kaç tekrar yapsınlar hocam günde? Bunu 8, 10, 12 tekrar uygulayabilirsiniz. Zaten kolay bir egzersiz aslında ama doğru yaptığınızda. 15 dakikada aslında gerçekten hepsini uygulamış, yapmış ve hayatınızı değiştirmiş olabilirsiniz. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz biz hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten siz ona bir adım attığınızda vücudunuz size karşılık veriyor. Ben bunları zayıflamak için falan değil de daha çok formda kalmak için, postürüm düzelsin diye, ağrılarımdan kurtulmak için, karın kaslarımı gerektiği gibi güçlü, kor kaslarımı güçlendirmek için ve hayat kalitemi arttırmak için yapıyorum. Yani zayıflamaktan daha önemli şeyler tabii. Var. Evet, benim gibi lüp yemeyin. Bu arada eğer Koray Yağmur'a sormak istediğiniz sorular varsa bu videonun altına yazabilirsiniz. Abone olun, takip edin ve paylaşın. Aynı zamanda yine Koray Yağmur'un 21 Way Pilates sayfasını takip edebilirsiniz. Ve Pilates TV'ye de abone olabilirsiniz Instagram'dan, tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.